Değerli Bursa'da Bugün TV izleyicileri, 94.2 Radyo Bursa'da Bugün ortak yayınında Süper Futbol'la birlikteyiz. Sevgili gazeteci büyüğüm Serkan Yetişmişoğlu ile birlikte ve tabii ki el yordamıyla bize katma değer sağlayan Kaan Vardar'ın da katkılarıyla. El yordamın açılımı yönetmen mi oluyor? Şu hareket tabii. Eşarbını yan bağını bu hareketiyle bizlere her zaman neşe katan Kaan Vardar'ı da bu arada bizden sonraki programı yetiştirmek için çok hızlı bir şekilde sizlere yatacağız. 16.10 itibariyle programı kapatıyoruz. 5 dakika için sizlerle birlikteyiz ki o da program. Yapma ya. Hoş geldiniz, güle güle, iyi günler. Ya benim işim böyle bir şey yapsak ya. Ama hakikaten Kaan Vardar'ı saat 17 itibariyle çok önemli bir toplantı yetiştirmek için sizlerle birlikteyiz diyelim. Hoş geldiniz efendim aramıza. Tamam. Serkan abi hoş geldin. Tamam, nasılsın? Ben anladığım abi? Yerlerde katılırım. Ne haber abi, iyi misin? İyi valla, bugün köbete kaşık böreği tarif falan vermeyeceğim. Evet, onu çok bizim güzel. Yeni açacağımız YouTube kanalına inşallah. İnşallah. Bu arada tabii Seleznov'u da konuşuruz. Abi Seleznov'a ne diyorsun? Seleznov'a ne diyorum? Canlı yayın kazası. Seleznov'a ne diyorsun abi? Canlı yayın kazası diyorum. Seleznov olmuş yalnız, sana bizim Balotelli ya. Atanasov çocukcağız duruyor orada da Cemal abinin de gevrek gülüşüyle. Cemal Ekentok gerçekten damgasını vurmuş bu şeyle. Yalnız, buradan sevgi saygılarımı canlı diliyorum. Yayında bu kazalar tabii biliyorsun hani yok şey öyle böyle rahmetli Ali Sami falan demişti hani. Söyleyebilir misin bize? Kalecimiz yok artık demişti değil mi? Berlin Panter evet. Evet. İşte yani öyle şeyler olabiliyor. Canlı yayın kazası arkadaşlar, dilin kemiği yok. Ne demişler? Ne oldu? Ses geldi. Kendimi duydum gibi geldi. Bir şey söyleyeceğim. Gayipten sesler geliyor. Tövbe estağfurullah. Ciddiyete mi davet ediyorsun? Evet, Süper Futbol olabilir abi. Şimdi sen Sazani'ye gelmedin gibi başladın ya. Ama o dedi Eşar bunu yan bağlamaya. Böyle yapmıyor mu? Her yayın öncesi bize şöyle bir hareket yapıyor. O zaman haftaya Mustafa Keser alalım buraya. Mendiliyle. Muhtemelen her şey bu. Hayda falan gibi bir şey herhalde. Kaan Vardar'ın yapmış olduğu hareketi ben ona yorumluyorum yani. Ben bir de arkamızdan paylaşayım. Da çok yapıyormuş o hareketi. Ben gördüm mesela şöyle bir şeyler yapıyor. Yok, Kaan arkadan hareket yapmaz ya. Peki yani, efendim tabii Bursa Spor'u konuşacağız, Süper Lig'i konuşacağız, Şampiyonlar Ligi'nden de bahsedelim. Galatasaray çok büyük umutlarla çıktı. Real Madrid mücadelesinde 1-0'lık yenilgi aldı. Tabii iyi kötü oyun tartışmasını yapmayacağız ama beklediği bir galibiyet. Son 7 maçta kazanamamış ve gol atamamış mı? Öyle bir istatistik. Avrupa'da çok uzun zamandır Galatasaray'ın yüzü gülmüyor diyebiliriz evet. Bu konuyla ilgili. Türk futboluyla ilgili bir problem var. Bu arada Beşiktaş'ın başkanını aslında geçtiğimiz günlerde konuşmuş idik ama bunu tekrar hatırlatalım. Ahmet Nur Çebi oldu. Evet, hayırlı başkanı olsun. Da onu da tebrik edelim. İlk mesajları var. Hem Abdullah Avcı hem futbolculara. Çok ilginç bir şey söylemiş abi. Orada yorumunu bir cümle alayım. Demiş ki futbolculara size ne olursa olsun yalan söylemeyeceğim. Bu demek oluyor ki daha öncekiler herhalde doğruları paylaşmıyordu. Tabii kendine. Yalan söylemiş. Yani bizim eski başkan Ali Ay gibi bu cuma çözüyorum, ayın birinde çözüyorum, 30'unda çözüyorum diyorsun. Futbolcu başkana inanır. Ya ben olmasam Kasımpaşa'da gidecek, yatacak yerleri yok bu takımı demişti Sayın Başkan. İşte hatırlıyor musun abi? Evet. Otel parasını cebimden verdi. İşte Bursa Spor'un imajını küçültmek için herkes elinden geleni yaptı. Bugün buradayız işte. Maalesef bu mantık nedir? Futbolcu bir söz verirsin tutamazsın, iki verirsin tutamazsın, üçüncü futbolcu der ki ya seninle mi uğraşacağım ben der. Ondan sonra ipe un serer. Futbolcular maaşını almadığı zaman performansını etkiler mi? Yoksa performansına kendilerinden kaynaklanmayan mental şekilde hazırlanmaları zor olur mu? Bence bilinç altındaki o olaydan kopuştur o. Yavaş yavaş inanç kaybı hedef birlikteliğini örseler. Ve takım birlikteliği ortadan kalkınca ufak ufak kopuşlar başlar. Herkes saklanmaya başlar. Aman ben mi kurtaracağım? Zaten 3 aydır para vermiyorlar. Zaten 4 aydır para vermiyorlar. Psikolojisi. Hani böyle annelerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin böyle sandıkları vardır. O sandıkların içine bazen kurt girer. Gece sessiz aynı sandıkla aynı odada yatarsan sandıktan şöyle gırç 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 diye sesler gelir. O sandığın içindeki kurttur, tahtayı yer. İşte o düşünce de senin kafana girdiği ya zaman da tahta kurusu. O kurt senin olumlu düşüncelerini pozitiften negatife çevirdiğinde işte orada sonun başlangıcı başlamış demektir. Zaten çoğunlukla bence Türk futbolunun içerisindeki durum bu. Tabii bir tartışma konusu da şu. Hazır yeri gelmişken onu da bahsedeyim. Sorularınızı lütfen. Da bekliyoruz yorumlarınızla birlikte. Türk futbolunda Anadolu devrimi tabii Bursaspor'la beraber yeniden canlandı, şahlandı. Evet. Bunun öncü takımlarından biri Bursaspor oldu ama sence Anadolu takımları doğru transferler yaparak mı İstanbul temsilcilerinin hegemonyasını yıktı? Yoksa İstanbul ekipleri bu içinde bulundukları kötü yönetimler sonucu mali
yapıdan borç batağına saplandıkları için mi doğru transferler yapamadığından o makas daraldı? Şimdi B şıkkı, İstanbul takımlarının içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan dolayı oraya tamamen katılıyorum. İşte Avrupa kupalarına genelde bu sene Fenerbahçe gidemedi ama diğerleri gitti. Avrupa kupalarında UEFA'nın demokrasinin kılıcı gibi sallanan finansal fair play kuralları nedeniyle sen işte artı eksi 5 milyon eurodan fazla borç yapamazsın gibi, almadan satmadan alamazsın gibi. O organizasyonlara katılmamayla tehdit ediyor tabii, seni. Onlardan dolayı elin bağlı. Akşam da dedi ya Fatih Terim, biz hangi futbolcuları nasıl aldık siz biliyor musunuz? Borçlandık yani risk aldık demeye getirdi. Hani Radamel Falcao? Hani bu maçları kurtaracaktı bu adam? İşte bu İstanbul takımlarının yeni bir şeyi. Neydi Fenerbahçe'nin Hollandalısı? Van Hooydonk. Uçan. Ha, Van Persie. Uçan Hollandalı. Van Persie. Yeni Van Persie'si Falcao mı demeye başladı sosyal medyada. Abi bazı gerçekten taraftan, bir çöküşün başlangıcı olabilir yani. Olabilir. Ekonomik anlamda zaten Galatasaray çok sağlıklı yürümüyor. Evet. Ama Anadolu tarafında şöyle bir cümleyle özetleyeyim. Hı-hı. Onu da sordun çünkü. Anadolu kulüpleri bu 14 yabancıdan nispeten daha iyi yararlandılar. Çünkü yerli oyuncular el yakmaya başlayınca atıyorum 6 yabancı, 7 yabancı, 8 yabancı, 6 artı 2'ler falan. Eski kuralları hatırla. İkisi tribünde, ikisi kulübede falan gibi saçma şeyler. Abaküs hala saçmalıklar var da. Koyuyorduk abi. O şu anda 21 kişilik esame listesine 12 yabancı futbolcu yazabiliyorsun. Bunların 11'i ilk 11'de oynuyor Süper Lig'de. Biri de yabancı ile değişiyor. Yabancı ile değişir zaten 11'i ilk 11'de oynarsa. Dün mesela yabancı başladı. Emre Mor girene kadar Türk pasaportlu oyuncu yoktu Galatasaray'da. Yok. Emre Mor'da uzun zamandır yok. Danimarka doğumlu. Şampiyonlar Ligi'nde zaten yok. En sonunda Ömer Bayramgiri Türkiye doğumlu olduğunu biliyorum. O da gurbetçi ise özür diliyorum. Yani Türkiye doğumlu olarak bir Ömer Bayramgiri. Tereddütüm var. Bilen varsa yaz. Yani yabancılar bakarız federasyonda. Şimdi aklıma geldi. Yabancılarla ilgili durum şu. Şimdi Anadolu ile ilgili. Anadolular takımları İlhan Cavcav usulü iyi menajer, iyi yabancı oyuncu, hesaplı oyuncu bulduklarında Afrika havzasından ya da Afrika'dan Fransa'ya geçen Fransa 2. Ligi gibi, Danimarka, Hollanda gibi alt liglerden, daha doğrusu Belçika gibi daha nispeten ucuz liglerden genç ve de dinamik yabancılar bulduklarında aa bu adamlar bunları nereden bulmuş diyorsun. Sonra işte mesela Ankara Gücü'nün bulduğunu Beşiktaş aldı. Oynuyor mu? Yok. Çünkü Tyler o adam Boyd. Tyler Boyd açık alan oyuncusu. Tam deplasmanda oynayan Anadolu takımlarının kontratak oyuncusu. Bir de iyi bir ikili olmuşlardı. İyi bir ikili hatırlar olmuşlardı. Hatırlar mısın Kasımpaşa'da Cagne-Trezeguet ikilisi? Aynen. İşte o ikilileri bozmamak lazım. Bozunca işte. Yani otomatik olarak Trezeguet'in de dengesi bozuldu. Nihat Kahveci ile Kovacevic. Sırp pivot Kovacevic gibi. Pivot santrafora. Pivot derken pivot, evet. Sırp deyince şey olmasın. Bu adam baskete gidiyor demesinler. Buradan benim anlatmak istediğim bu yabancılar iş yapmaya başlayınca bazıları da aa bunlar iyiymiş ya deyip almaya kalktılar. Hatta biliyorsun işte Erzurum'a şu kadar önerilmişti, Fenerbahçe'ye bu kadar önerilmişti gibi menajer oyunları ortaya çıktı. Yani bu 14 yabancıyı iyi kullanınca, iyi yabancılar bulunca, yerliler çok pahalı olduğu için alamıyorlardı zaten. O bir makası öyle bir daralttılar. Bir de artık içeride dışarıda her takımın herkesi yenebileceği düşüncesi zihinsel devrim, mental devrim de Sivas'taki futbolcu diyor ki ben yenerim ya diyor. Beşiktaş İstanbul'da ne var ki diyor. Fenerbahçe'yi de yenebilirim diyor. Yani bu inanç başladı. Bu inanç da sahaya, skorlara yansımaya başladı. Eskiden Çanakkale geçilmez zaman 0-0 bir 0 yenilirsek iyidir gene 5 yemeyelim mantığıyla gidilen deplasmanlardı İstanbul. Ama bu 14 yabancıdan sonra neyin ne olacağı belli olmuyor. Artık tabii orada ligi bence özellikle bu işle ilgili yoğun bir internet üzerinden veya farklı yollarla bahis oynayanlar için de çok sürpriz bir hale geldi. Herhangi bir takımı kontrol garanti göremiyorsun. Yok. Yani şimdi bakıyorsun farklı opsiyonlar var tabii. Bununla ilgili yoğun bir şekilde ders çalışanlar var. Canlı bahisten bahsediyorsun. Onlar da var tabii. Maç içinde oynuyorlar falan. Ben hiç anlamıyorum da. Evet, onlar da var. Onun haricindeki hani atıyorum maçın başında puan tablosunu önüne alıp işte dur bakayım şu lider şu sonuncu diye bakıyorsun ama kontrol garanti yazamıyorsun. Öyle olmuyor. At yarışlarına o zaman 100 puanları ver. Hep favoriler gelsin. Gelir evet. O dolayısıyla çok ayrı bir dinamizmi var. Hakikaten bu futbolun sevgili Hakkı tabii mesajı paylaştı. Birazdan Bursaspor'a tamamen geçiş yaptığımızda bu güzel mesajı da okuyacağız.
Ama ben biraz yorumlayarak okuyacağım. Senin de affına sığınarak. Estağfurullah. Hepsini komple okumak isteyenler Facebook sayfamızdan yayın takip ederken yanında görebilir. Hani bu bir otosansür veya sansür değil. Yok, ama yayında burada bazı şeyleri yayına uygun halde okumamız daha sağlıklı. Sizin de bu programı sürekli seyredebilmeniz adına diyebilirim. Dolayısıyla tabii Bursaspor'a şöyle bir belki entegre olabiliriz. Dün burada Ekrem Senal'ı misafir ettiğimiz amatör dünyasında Bursaspor'un eski yöneticisi hem yöneticisi aynı zamanda Bursa Yıldırım Spor'un da başkanı. Evet. Kendisine aslında bu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarı yolculuğunu da sordum. Sürpriz olmadığını söyledi. Her takımı aslında biz Silivri'ye geçebilirdik. 90 dakika başa baş mücadele ettik ama tabii artık fizik kondisyon anlamında takımın daha hazır olması, rakibin onun da bizimki maç içinde iki topumuz direkten döndü vesaire gibi çok yaklaştıklarına dair de bir fikir tiyatrosunda bulundular galibiyete yönelik ama gene de bu başarı yolculuğunun sürpriz olmadığını söyleyelim ve aslında önümüzdeki hafta artık kupa takvimine giriyor. Evet. İstanbulspor maçını tabii ki birkaç cümle konuşuruz. Ardından kupaya da geçeriz. Bayburt'la oynuyor. Bakalım Bayburt olalım. Karşılaşma görmüş mü? Perşembe 1'de öğlen kahvaltısı. Saat 1'de. Evet. Çok güzel. Orada ışıklandırma olmadığı için özel idarenin sahasında Bayburt'ta. Bayburt. Ha, gerçi 3'te de olabilir yani. Gerçi doğuda biraz daha erken kararıyor. 5 gibi biten maçta ama uzatmalar falan var herhalde. 2.5'da oynanabilirmiş o maç yani. Bari evet. İhtimal olarak. Biraz daha farklı bir boyuta gelebilirdi. Burada ama televizyon yayıncılık kurulu şeyleri de var işte. Hepsini diziyorlar ki büyük ölçüde verelim diye aynı kanalda. Bakalım gene öyle bir güzellik yapacaklar mı? Özellikle Muğla maçında çok ciddi eleştiri konusu olmuştu. Henüz dönüşümlü daha değil mi? Öbür maçın İstiklal Marşı okunurken Bursaspor maçını terk edip İstiklal Marşı'nı daha doğrusu başlamamış bir karşılaşmaya bağlanmaları ciddi tepkilere neden olmuştu. Ondan sonra anladığım kadarıyla sosyal medyayı takip eden bir ekip var orada. Bir yani anda. Bu hatadan döndü. Ama Kaan Bey de mesela Bursaspor X özelinden çok ciddi şekilde eleştirilerde bulunmuştu. Hemen bir haberle ciddi de paylaşıma fırsat ben de televizyonun önüne oturup sağ tarafı izlemiştim. Böyle orada pencere var ya. Oraya fokus. Serkan Kınay sana iyi yayınlar diliyor. Adaşıma teşekkür ediyorum. Evet, hakkı alınca ile başlayalım haliyle Bursaspor'a. Cümlemize iyi yayınlar. Evet, İstanbulspor için de tekrar konuşacağız. Dediğim gibi bugün hızlandırılmış bir performans sergilemek zorundayız. Çünkü çok değerli rejisörümüz film çekmeye cam mekanının ardından gerçekten keskin bakışlarla süreci toparlayacak. Değerli rejisör deyince film çekmeye gidecek diyor. Evet. Koltuğun arkasında Memduh Yün falan hoş yazıyor. Hoş geldin Kemal. Evet, Ali Ay ve avaneleri bunca dava açılmışken Mesut Mestan neden hala ses çıkarmıyor? Bir açıklama yok. Aradan kaç ay geçti. Bugün eski başkanlardan Recep Günay, Ali Ay'ı derneğe zararı uğratma görevi kötü ve kullanma gerekçesiyle dava açtı diye bir paylaşımda bulunmuş. Hakkı alınca. Ali Ay ile ilgili ama sanki bir şey var. Kararı yönetim verecek şeklinde haberleri gördük. Yönetim kurulu. Zaten şimdi yönetim kurulu Mesut Mestan yönetimi böyle bir karar almazsa genel kurulun tavsiye kararının ne derler ona tam kelimeyi bulalım yok saymış olur. Çünkü genel kurul disiplin kuruluna sevk etti. Bu konuyla ilgili oy birliğiyle. Oy birliğiyle disiplin kuruluna sevk etti. Açık oylama yapıldı biliyorsun canlı yayın dedik biz de seninle. İşte hal böyleyken Bursaspor genel kurulunun seçtiği yönetim kurulu genel kurula rağmen aksi bir kararla buna uymazsa, ters bir karar alırsa bu kez camiada çok yüksek oranda bir yıldırım elektrik oluşur. Tabii bir de çok yoğun tepki sesleri hani, çıkar. Ayakkabıyı çıkarıp toprağa bassan da o elektrik geçmez. Geçmez, haklısın. O yüzden güneşe karşı fotoğraf çekmemek lazım diyelim. Atasözünü değiştirelim biraz öyle. Yani camiaya rağmen bu camiada yöneten olarak iş yapan yönetim kurulu üyelerinin son tahlilde nasıl bir durum içinde olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bunun da bir an önce Hakkı'nın da dediği gibi çözümlenmesi ve kamuoyuna duyurulması lazım. Yani bilmiyorum, görmedim, duymadım ya da diyemezler zaten. Bunun bir an önce netleşmesi lazım. O timingi tabii ki yönetim kurulu belirleyecek ama gerekli çalışmanın yapılacağına ben inanıyorum.
En azından inanmak istiyorum. Şimdi Ervan Öztürk bir mesaj atmış. Facebook sayfamıza değil ama. Arada menajerler gitmediği sürece bu süreç böyle devam eder diyor. Bursa Spor'um da aynı menajerleri bitirdi. Geçmişte bunları yaşamıştık. Bizle anlaşıp Göztepe'ye gidenleri çok gördük diyor. Acaba Yasin'e dair bir şey mi bu? Yok yok. Bu eli kolu her yere uzanan Çiçi mi acaba? Bir tane menajer menajer özelinden bu var. Gözüm. Onları aha söylüyor. Mesela şu anda Adana Demirspor'la başkan kongre kararı aldı. Adana Demirspor'daki birçok oyuncuyu da o menajer götürmüştü. Ali Ay'la arası iyi olan bir menajerdi. Bolle yöne getiren menajerdi falan filan diye uzatabiliriz. Daha doğrusu menajer ve ekibi diyelim. Hal böyle olunca bu tür hani işte kimisi diyor ya Mersin'in içini boşalttılar gönderdiler. Onu hallettiler gönderdiler. Bursaspor Bursa Evliyalar Kenti bir türlü Bursaspor'u halledip paketleyip kenara koyamıyorlar gibi görüşler de var sosyal medyada. Bu nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir menajere tabi olmak en masum ifadesiyle bir menajere tabi olmak demek senin yarın öbür gün yapacağın işlerde o kişilerle ilişkilerinin normalin dışına çıkması anlamına gelebilir. Hı hı. Olur demiyorum ama o böyle menajerlerin şey taktikleriyle bir anda sen paran yoksa para vereyim falan. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ha, öde borcunu sen sonra bana verirsin. Ne olacak canım falan filan. Sonra ama bir sonraki dönemde futbolcuları benden alacaksın. Ha. Orada da yanlış olmasın gibi durumlar olmaması gerekir. Bir kapalı kapalılar ardında pazarlık süreci. Ha, kimse bizden isim istemesin. Bunlar yaşanan şeyler. Genel anlamda bütün kulüplerde yaşandığını duyduğumuz şeyler. Bursaspor üzerinde söylemiyorum bunu. Türk futbolunun kulüplerinin borçlarına bakın, menajer kalemlerine bakın, oyuncu menajerlerine ödenen paralara bakın. Ya da ne bileyim dışarıda 200-300 bin dolara oynayanların burada 1 milyon dolara ya da 1 milyon euroya, euro daha da büyük para, nasıl çıktığına bakın. Yani bu ambalajlı şeylere sonra 3-4 yıllık transfer, oley yaşasın en büyük transfer. Biliyorsun taraftar transferi sever. Cücaklar, o cacıklar diyorum ya ben hep. O Tom Desutler'ler, Nesitler, iki tane pivot santrafor yan yana falan. Alındı o sene 14 yabancı alındı. Birleşmiş Milletler gibiydi. 15 transfer yapıldı daha doğrusu. Ya 14 yabancı demeyelim de. 15 transfer yapıldı. Bu 15 transferde sonra da İstanbul basını diyor ki bu 22,5 milyon euro Ozan Tufan'dan, Volkan'dan, Enes'ten gelmiş. Nereye gitti falan. En çok yurt dışına ve dışarıya altyapısından oyuncu satan kulüplerden biri olarak Bursaspor. Terledim mi ne klimayı mı asla? Neyse. Ceketi giymekle hata ettik. Bursaspor o zamanlar bu paraları işte böyle içi geçmiş ya da yaldızı dökülmüş yıldızcıklara verdikleri için bu hale gelmişti. Şimdi gelelim. Borç tabii her başkanda katlandı. Ve artık bugün Mesut Mesta'nın deyimiyle basın toplantısında söylediğine göre 420 milyon TL eski para 420 trilyonluk bir borç var. Ve bu senenin de 31 Ekim itibariyle yaklaşık yani bir hafta sonra bugün çarşamba, perşembe günü o meşhur Jires Kembo ve Saz arkadaşlarının borçları ödenmezse diğer yabancıların UEFA'dan gelmesi biliyorsun ne tür cezalar alacağımızı başkan da açıklamıştı. O yüzden bu günler iyi günler. Hatta sen başkana sormuş muydun öyle bir soru? Sorduk. O da paranın şu an için hallolacağını söyledi. Zaten hepimizin duymak istediği cümle bu. İnşallah canım. Uygulaması da bu anlamda olması hepimizin tabii ortak kanaati. Zaten o 3 puana içimiz yandı. Şimdi 3 puanımız olsa 15 puanla averaja da baktığımda en kötü şey oluyorsun. Yani ilk 5'te oluyorsun. Tabii. Şimdi dışında kaldık. Şu anda playoff'un dışındayız yani. Hem de iki tık. Mehmet Semih'e yetişmiş olduğu yayınlar dilemiş abi. Ha, anneciğimin ellerinden öpüyorum. Sağ olsun. Bizler de kaçırmaz. Semih teyzemizin ellerinden öpüyoruz. Eyvallah. Sonuç itibariyle bakıldığında tabii Bursaspor'un karamsar olabilmesi için birçok neden var ama tabii yüzünün aydınlığa dönmesi, Süper Lig'e bir an önce kavuşması, evet, herkesin kanaati. Bununla ilgili de tabii bir İstanbul süreci var. Yavaş yavaş oraya da girelim istersen. İstanbul Spor'la ilgili tabii gene efendim geçtiğimiz hafta
kazanılan, zor da olsa kazanılan Ümraniye gibi İstanbulspor'da bildiği bir takım, çalıştığı bir takım Yalçın Hoca'nın. Şimdi emin olun tabii dün bu imkanı yakalayamadık ama biraz da bakıldığında bununla ilgili bize şeyler verebilir. Ya şimdi ben onu da söyleyeceğim, dayanamayacağım. Çünkü dün Bursa Spor Kulübü'nün sosyal medyasından gelen haber sadece Atanasov'un konuşacağı yönündeydi. Bir anda hoca konuştu. Hocanın konuşacağını bilmiyor musunuz? Biliyorsanız niye yazmıyorsanız yazmıyorsunuz? Ya da hocaya hocam bugün konuşacak mısınız diye sorup yazmak çok mu zor? Artı hocanın önünde sadece kulüp mikrofonu vardı. Demek ki hiçbir televizyon kanalı ya da medya mensubunun görsel anlamda hocanın konuşanın haberi yokmuş ki oraya bir herhangi bir kamera gitmedi, öyle mi? Öyle duruşum, öyle bir durum var. Bir de şunu da kaçırmamak lazım. Bununla ilgili o komünikasyon çok önemli ve hoca zaten haftada bir kere konuşuyor. Evet. Onu da kaçırdığı zaman basın mensupları hani off the record bilgiler haricindeki sohbetten çıkarılacak kafasındaki haberlerden de mahrum kalıyor. Kafasındaki soruları soramıyor yani. Ya evet. Da sen soramıyorsun. Arkadaş soramıyor. Tabii. Kaan soramıyor. Bir diğer hafta boyunca arkadaşlar. Şimdi Bursa Spor'la ilgili gündem lazım. Ne yapıyorsun? Peyderpey Yalçın Hoca'nın söylemlerinden yeni başlıklarla haberler üretmeye evet. başlıyor. Orada bizim Cemal abimiz tutmuş mikrofonu. Dolayısıyla o soruyor çünkü tek şey mikrofon yok olduğu basın için. Basın mensubu oldu. Yani o da bir tuhaf. Belki İstanbulspor eski takımı 3 yıl çalıştırdı. Ben dün baktım istatistiklere. Bugün yazımda da var. Hani hocam sen bunu anlat diye yazdım. 114 maça çıkmış. 1.7 civarında bir puan ortalaması tutturmuş İstanbulspor'la. Şu anda da Bursaspor'da işte 1.67'lerde falan puan ortalaması var. İstanbulspor hoca kadar tanıyan olamaz. Mesela en çok gol atan Bostalı orta saha oyuncusu Caiç galiba. Hocanın zamanında oynamış. Geçen sene Gaziantep ve boşluğu sayma 18-19 sezonuydu geçen sene değil mi? Bu sene 19-20 sezonu. Hı hı. 17-18'de oynamış mesela. Yani hocanın eski öğrencisi. İstanbulspor'un en çok gol atan, 5 gol atan, 1 asist yapan oyuncusu. Hocanın da tanıdığı. Yani şu anda Türkiye Süper Ligi'ni bir tarafa bırakalım. Birincilikte kovulmuş, kovulmamış, kenarda oturan, görev bekleyen böyle 25-30 kişilik bir havuz var ya orada. Dön hı hı. Baba dönelim. O Çarkıfelek havuzundaki 30 hoca içinde en iyi tanıyan haliyle Yalçın hocadır. Bu da gayet doğal. Ha ben buradan hocaya ekstra bir misyon yüklemeye çalışmıyorum. Ama bunu da buradan söylemek durumundayız. Yani bizim de işimiz bu. Tabii. Teşvikli mesaisi oldu her şeyden önce. Yani oranın havasını, çayını solunu biliyor, suyunu biliyor, havasını biliyor, toprağını biliyor. Humuslu mu, killi mi? Kireçli var bir de değil mi? Tabii. Toprağın. Kadro olarak fena bir kadrosu yok ama İstanbulspor. Evet ama İstanbulspor'a ben baktım. Çok gol yiyorlar, çok gol atıyorlar. Ve enteresandır. Savunmalarını oturtamamış vaziyetteler. Ona rağmen ligin en çok berabere kalan takımıyla hiç berabere kalmayan takımının maçı bu. Ey lotocular, eskiden loto vardı ya. Tam loto maçı değil mi bu? Tam, aynen öyle. Ha, diyeceksin ki hiç berabere kalmayan lotoyla ne alakası var? Abi İstanbulspor 8 maçın 5'inde berabere kalmış. Ve enteresandır. İstanbulspor her maçında gol atmış, gol yemiş. Yani 1-0 kazandığı ya da 1-0 kaybettiği maç yok. Ya kaleyi mutlaka bir şekilde atıyor ya da yiyor. Kesin yani bak. İstatistikler zaten maçlara baktığında görüyorsun. 14 gol senden bir gol fazla atmış, senden bir gol fazla yemiş. Yani bu maç yine öyle 2-1 üst olur falan dermişim. Vallahi anlamam bak arkadaşlar. Ben istatistiklere göre konuşuyorum. Bu maç en az 2-3 gollü olmaya aday bir maç. Ha evet. Bu golleri inşallah Bursa Spor atar ama. İnşallah. Bir taraftan da Bursa Spor evinde kral. 5 galibiyet Eskişehir maçını silindi diye sayarsak. Evdekilere zeval gelmesin diye garibanım Eskişehir niye siliyorsak bilmiyorum. Ama senin 5 galibiyetin orada hala duruyor. Onu silmiyorlar. Puanı siliyorlar. Ve ligde Hatay Akhisar'la beraber 5'er galibiyet almış 3 takımdan biri Bursa Spor. En çok galibiyet almayı başarmış. Öyle veya böyle. Silindi silinmedi. 15 puanın yok ama 5 galibiyeti sahada aldın. Alın terinle. 3'ünü geri aldılar. Bu anlamda bakıldığında bu maç sana bol gol vaat etmiyor mu? Ve iki kez sadece kazanabilmiş. Biri evinde, biri de deplasmanda yanlış hatırlamıyorsam. 5 haftada da yenilmiyor. 3 beraber 2 galibiyeti var. 5 haftadır yenilmiyor. Zaten ligde tutunma sebebi bu. Evet senin hemen altında yoksa al sana 6 puanlık maç. 12'ye 11. İyi rakiplerden biri. Evet kaybedersen 14'e 12 olur. Berabere biterse 13'e 11 olur. Ama bak hep söylüyorum Bursaspor kazanmak için oynayacaktır.
Kazanamıyorsa da kaybetmemeyi başarması lazım. Özellikle deplasmanda. Deplasmandan 1 puan, evinde 3 puan, 4 puan zaten senin ortalaman ilk 2'ye sokar diye hep konuşuyoruz ya. Ha, Esenyurt, Necmi Kadıoğlu stadı. Artık yabancı bir stadı değil. Değil. Fatih Karagümrük'le sezonu orada açmıştı Bursa Spor. Karagümrük sahası henüz hazır değildi. Işıklandırması falan yoktu. Lakin bizim takım orayı tanıyor dersek ayıp etmiş oluruz. Zira o takımdan sadece 21 kişilik kadro şeyle bir oynayanlardan Emirhan var. Bir de Kubilay var. Diğerleri yedekti, sonradan girdi falan filan. Hani Ramazan Keskin oynamıştı ama şimdi yedek gibi düşünürsen çoğu yok. Hatta Ozan İsmail Koç Vakıfköy'e gönderildi biliyorsun. Kırmızı kart gören o maçta. Daha sonra kupa maçında oynamıştı. 66. dakikada Muğla deplasmanında oyuna girmişti. Bir de arkasından şimdi Perşembe günü kupa var. Orada Bayburt bir rotasyon var. Yapmak zorundasın. Nasıl bir rotasyon yapacaksın? Bu da çok önemli. Tabii sonra içeride gene maçın var. Pazartesi'de Balıkesir gelecek. Yani tabii. Kasım'ın 4'ü mü ne oluyor? Balıkesir de çok istim üstünde. Evet, Ali Tandoğan Ali Hoca ile beraber. Sezon başında şu anda Bursa Spor'un bir tık üstünde işte. Bir puan fazlası var. O da şeyden kaynaklanıyor. Bir beraberliği var. Ki hani o anlamda tahtayı o da en az Bursa Spor gibi. Çok geç açanlardan. Geç açanlardan. Ama oyuncuları paldır küldür oynatmayanlardan. Hakkı alınca başlayalım demiş. Daha önce de belirttiğim gibi taktiksel açıdan en çok zorlanacağımız rakiplerden birine karşı oynayacağız. Genel olarak gollü bir maç bekliyorum. Bu konuyla ilgili tabii evet gollü bir maç konusu açık çünkü İstanbulspor kaleyi de savunamıyor ama boş da geçmiyorlar. Her maçta gol atıyor adamlar. Ve ya biz, bu kadar basit. Şimdi tabii bir de şöyle bir problemimiz var onu da değerlendirelim. Sen de tabii basın toplantısında sormuştun bunu. Defans anlamında şimdi bir stoper problemimiz doğdu. Evet. Bir çocuğumuz da aldı yani. Kesin. Dolayısıyla bununla ilgili işte Sedat Dursun tercihi vesaire hani bu doğan nereden doğdu hatırlatalım. Diarra'nın rakibine yapmış olduğu evet. Hareketin akabinde belli ki yani birden fazla bir maç ceza alacak. Direkt kırmızı en az iki tane getiriyor. Kırmızı. O yüzden PFDK'ya sevk edildi. Hı-hı. Bir de çok sarı kart ve kırmızı kart görmekten dolayı centilmenlikten dolayı sevk edildi PFDK'ya. Yani Bursa Spor bu hafta iki kere sevk edildi. Hı-hı. Biri centilmenlikten dolayı altı sarı kartı geçtir mi zaten. Otomatik olarak gidiyorsun. Hoş geldin diyor. Diğer anında ben iki maç alacağını tahmin ediyorum. Çünkü herhangi bir hareketten sonra hocaya bir davranış olmadı. Eğdi başını gitti. Kenarda durması da önemliydi. Farkındaydı. Statta bile bir ooo diye bir ses yükseldi o anda. Tabii. Herkes anladı yani. Şunu da söylemek lazım. Diyara'nın Bayburt maçıyla beraber ikinci maçlık cezasının dolarak Balıkesir maçında karşı sahaya dönmesini bekliyorum ben normal şartlarda. Hakem ekstra rapor tutmadıysa. Yeni bir yani 3 maça çıkmazsa. 3 maça çıkması için ekstra rapor olması gerektiğini biliyorum. Ya da bana işte o ekstra rapor şu bana küfür etti. Centilmenlik dışı harekette bulundu. Yani öyle bir şey orada yok. Bence hani hareketten dolayı bir şey olabilir. Çiğdem Aydın Ceyhan da yayınlar dilemiş. Hoş geldiniz efendim. Sağ olunuz. Aramıza hoş geldiniz. Dolayısıyla evet. Nereden izliyormuş? Stoper problem var. Bir yerden izliyor mu diye soyadı mı? Yo. Ceyhan. Çiğdem Aydın Ceyhan. İyi yayınlar demiş. Ben sandım Adana Ceyhan. Evet. Adana dedin de aklıma geldi. Valla. Adana'ya gidek mi diye Adana'ya gidi. Şimdi biraz arkadan daha kahve Türkiye gelir. Ben de Ceyhan deyince Kıbrıs'taki Kurmay Albay Garnizon Komutanım aklıma geldi. Adı Seyhan Ceyhan'dı. Seyhan Ceyhan mı? Evet adı Seyhan soyadı Ceyhan. Babası da şairmiş herhalde. Herhalde. Aslen Balıkesirli ama. Evet böyle bir cinas seven bir insan demek ki. Evet ama iyi bir insandı. Buradan da kendisine saygılarımı. Metin hocam da katıldı. Metin paşam. Hocam bekliyoruz yorumlarınızı. Hocamın da dersi. Ders zili çaldı. Dersi vardır ya. Teneffüs mü? Teneffüs zili çaldı muhtemelen. Hocam teneffüs mü? Aramıza katıldı. 4.30 itibariyle. Son 25 dakikamız değerli izleyiciler. Bu konuda neden katı ve gerilimli olduğumuzu aslında program başında söylemiştik ama bir kez daha hatırlatalım. Sevgili Kaan Vardar Bey çok önemli bir proje için. Türkiye'nin en meşhur bilinmeyen ismidir Kaan Vardar. Geçen programı konuşmuştuk ya. Çok yani evet. Yok bilinmiyorsun sen. Yani şöyle ekran önüne. Dur bozma bilinmiyorsun ya. Ekran önüne tabii Instagram'dan paylaşıyor ama tabii milyonlarca olan hayranları. Tabii. Kaç takipçiniz var? Milyonlarca mı? Kaan Bey hani şey var ya. Takip etmeyip de takip edenler var. Stalklayanlar. Programa ele geçirecek galiba. Geliyorsunuz üstümüze. Gerçekten yayını bozuyor. Güzel miyiz ekranda? Teşekkür ederiz. Dip, bu arada dip ses fonda. Juventus 0 dün de kalmış anlatıyordu öyle. Abi Şampiyonlar Ligi de bir dakikadan şey oldu hakikaten. Ne oldu? Ya bir tuhaf oldu be abi. Çok
Çok maç var ya. Çok maç var. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Taktiği söyleyeyim vallahi sana. Bilmiyorum. Seyrettiğim maçı işaretlemiyorum. Aynı saatte başlayan diğer maçları internetten işaretliyorum. Gol olunca bana geliyor. Ben de onların önceden kanallarını ezberliyorum. 78-79. Gol olunca pat diye oraya dönüyorum. Zaten o sırada ya top yeni ağlara girmiş oluyor ya da yeni seviniyorlar. Şimdi Alman takımını görünce Sergen geldi aklıma. Sevgili Sergen Yalçın. Nereden geldi ya? Mikrofon uzatıyorlar Sergen Yalçın'a. Hocam anlat biz de gidelim ama anekdottur, anlatacağım hemen. Tamam. Muhabir arkadaşımız soruyor. Diyor ki ya hocam bu genç yaşta oyuncu Sergen diyor o zaman futbolcu. Bu diyor genç yaşta arkadaşlarımız diyor futbolu diyor merak salmışlar. Bahis oyunlarına merak salmışlar diyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Alman liginden uzak dursunlar diyor. Herkes hani oynamasınlar, aman uzak durunlar diyecekken Alman liginden uzak dursunlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iddialar falan yeni başlamıştı. Yıl 2000 kaç olabilir? 2004-2003 falan, tamam mı? Biz kulaklar için nasıl Cem Hoca ile Cem Çağla foto altı ekibi olarak. Sevgiler hocam. Sağ okullarda şey yapıyorduk, panel yapıyorduk. Spor panelleri işte. O sırada hiç unutmam Süleyman Çelebi Lisesi'ndeyiz. Bir tabii öğretmenler de var. Liseli çocuklar. Ben dedim ki işte evine kaç kişi gazete alıyor, kaç kişi yerel televizyon seyrediyor falan. Öyle bir PR yaptım. Kaç kişi Bursa Sporlu falan. Ondan sonra eller kalktıktan sonra dedim ki Finlandiya, Danimarka ve İsveç, Norveç liglerini takip edenler elini kaldırsın dedim. Baktım arkada bir 5-10 kişi elini kaldırıyor. Hocam dedim ihbar ediyorum müdür muavinle. Müdür yardımcısı eskiden muavin diyor. Müdür muavinle dedim bu arkadaşlar iddia oynuyor. Finlandiya, Hollanda Danimarka ikinci ligini falan niye takip edesin abi? Yani öyle bir esprin de vardı. Her şeyde çocuklar gene böyle elleri indirip şöyle falan yapıyorlardı. Yani yok ben kaldırmadım elim falan gibi. Metin hocam yazdı. Heh hocam. Ne oldu İyi hocam? Yayınlar. İstanbulspor maçı skorunu gönül rahatlığıyla bilememek, deplasman fobisi yaşıyor olmak taraftarı geriyor gibi. Evet. Sizce bu durum teknik ekip ve oyuncuları nasıl etkiliyordur? Bu sene Savaşçı'yım saatlerde sıkıntı yok demiş. He Savaşçı tamam. Teşekkürler. Eyvallah. Erkan Kardoğan da Serkan abi selamlar. Ataevler Özdilek'ten yazmış kendisi. Ha bizim anladım. Bizim ekipte. Orada yönetici pozisyonda. Öyle mi? Bizim teşekkür ederiz arkadaşlar. Mahalle marketi olduğu için yanında oturuyorum ben hemen Ataevler'de. Ara sıra orada mahalle şey yapıyoruz. Mahalle bakkalı. Ya bakkal demeyelim ayıp olur. Market, süpermarket. Bakkal güzel abi, bakkal iyi bir şey ya. Kahraman bakkal falan oralara girmeyelim. Kahraman bakkal süpermarket. Ferhan Şensoy'a doğru. Ama evet. Ben de Erkan'dı değil mi? Erkan. Erkan kardeşime teşekkür ediyorum. Ne diyorsun abi Metin Hoca'nın sorusu için? Valla bu gerilim var. Katılıyorum ama bu gerilimi biz bitirmeyeceğiz. Onlar bitirecek yani. Nasıl bu maçı 10 kişiyle çevirip sırf tıpkı basketbol takımı gibi, daha doğrusu bir gün önce sonra basketbol takımı muhteşem bir dönüş yaptılarsa, Fruit Dextra Bursa Spor iki gün üst üste bize bir heyecan yaşattılarsa, adrenalinden bir tuhaf olduk. O gece ben uyuyamadım 2'ye 3'e kadar. Hakikaten insan biliyorsun bu fizyolojik olarak kanıtlanmış. Adrenalin çok olduğu salgıladı. Mesela programdan çıkıyorsun gece 10'da eve gidiyorsun. 12'de falan uyuyamazdım ben. 2'ye kadar oturur program tekrarını falan seyrederdim. O zamanlar böyle geri al, geri ver, ileri oynat Uğur'cum televizyonları yoktu. Oynat Uğur'cum 3. sırada bu arada bilinmeyenlerde. Bu arada Pota 6 programı da bize bir heyecan yaşatmadı değil. Adrenalin bahsederken sağ olsun Serkan abinin efsane programını sanırsam ki çok yakında. Evet ben çok yakında dedim. Önümüzdeki hafta başlamayı düşünüyoruz. Yani Allah bize zeval vermezse. İnşallah. 1996-2006 hemen biliyorsun tarihlere gittim. 10 yıl boyunca Olay TV ekranlarında yapmıştık ve o zaman uyduda olduğumuz için de Bursa'ya gelen takımların antrenörlerini ve menajerlerini, kaptanlarını alma şansı. Ulusal bir yayın olmuştu. Tabii işte Cem Çağal, Bilgin Gökberk gibi sürekli yorumcularım vardı. Daha sonra Bilgin Gökberk oradan güzel yürüdü. CNN'de pivot programını yaptı. Sağ olsunlar bizi. Şimdi Bursa Spor Süper Lig'e çıktı ya, yani Mayıs ayında kutladık ya basketbolda. Ondan sonra özelden görenler, abi bak işte ne güzel eskiden de ne Tofaş Reno vardı ya. İki takım yap abi şu programı ya özledik falan. Öyle bir çok kamuoyu baskısı derler ya, mahalle baskısı değil artık sosyal medya baskısı da var. Ben de yapmak istedim ama tabii biliyorsun hani imkanlar, şartlar onlar önemli şey. Kısmet bu günlere yemiş diyelim. İnşallah Bursa'da bugün ekranlarında.
2006 ne oluyor? 13 yıl sonra pot altı. Dönüyor. Evet, pot altı diye TRT'de geçen sene bir program vardı. Ömer kardeşim yapıyordu. O da benim çok sevdiğim bir değerli kardeşim. Hakikaten kardeşim kadar severim. Ben ona takılmıştım hatta. Ömer, isim hakkı istiyorum falan. Tabii copyright'ımız yok da. İsim hakkı istiyorum dediğimde, abi ne oldu hayırdır? Dedim, siz abi ne abi? Pota programı yapıyordu TRT'de dedim. Siz pota altı yaptınız, benim programın ismi falan diye. Yapma abi, bilmiyordum falan diye. Olsun dedim, yaşasın. Öyle espri yapmıştık. Bakalım yani günü ve saati netleşince duyuracağız sosyal medyadan ve kendi... Hayırlı uğurlu olsun. Bu ekranlarda kalmaya devam ediniz efendim. Dedik ve deplasman fobisi yaşıyor taraftarlar. Geriliyor dedi Metin Hoca. Ya işte o geriliyordaki olay ne biliyor musun? Bak abi. Bursa Spor deplasman puan durumunda 4 maçta 1 galibiyet. O garibim Eskişehir maçı. Zaten beraberliği yok. 3 mağlubiyetle sadece deplasmanda 5 gol atabilmiş. Bu 5 golde içeride 8 gole tekabül ediyor. Dışarıda 5 gol. 13 golün 5'ini dışarıda atmış. 9 gol yemiş. 12 golün 9'unu deplasmanda yemiş. 2 tane Eskişehir attı zaten. Evet. Adana Demir'e var bir gol. Bir gol Fatih Karagümrük'e var. Değil mi? Bir gol de şeye var. Diğer anlattığı Altay'a var. 3 gol atabilmişsin deplasmanda. Ve sadece 3 puan işte Eskişehir'den. Yani deplasman karnesinde bile deplasman puan durumunda 10. Bu bile Bursa Spor'un İşte bu geriliminin nedeni, işte erken gol yeme hastalığı Altay ve daha önceki Adana Demir maçlarında. Maçı çevirememe. İlk defa Bursa Spor, konuştuk ya bunu. Bursa'da geriye düştü ilk defa ve ilk defa bir maçı çevirdi. 10 kişiyle de olsa büyük bir başarı ama hatta benim yazımın light olduğunu, çok yani olumlu baktığımı, yapılan hatalar söylemediğime yönelik sosyal medyadan bana mesajlara geldi. Hepsini kabul ediyorum. Yeter ki bana yazımla ilgili bu tür görüşler gelsin. Ben her şeyi kabul ederim. Yani tepkiler doğal. Doğal. Ben ama bir gün sonra sakin düşündüğün zaman, bir de galibiyetin vermiş olduğu sevinçle insanlar fazla hani etliye sütlüye belki girmek istemiyor olabilirler. Belki ben de o anda, bir de zamana karşı yazıyoruz ya. Yani yazıyı da çabuk vermemiz gerekiyor. Bazı gazeteciler ertesi gün gazetesinde yazısı çıkana kadar, ben olay medyada müdürlük yaparken çok değerli yazar abilerim vardı, arkadaşlarım vardı. Özellikle dışarıdan yazanlar, yani serviste olmayıp da dış yazarlar dediğimiz. Hadi abi dur vallahi, eve şimdi geldim işte, çocuk şöyle dedi, böyle dedi. Abi gazete baskıya girecek, daha okuyacağız, sayfaya koyacağız falan. Tamam şimdi ben arkadaşlara söyle, sen beni yarım saat sonra arasınlar, o bir saat olur falan. Böyle biz bir de onlarla cebelleşirdik. İsim veremiyorum çünkü hepsi çok sevdiğim abilerim. Yani gazete yazarlığında bir larç bir zaman var. Var. Maç 9'a da bitse 12'ye kadar biliyor ki o gazete 12'den sonra basılacak. Doğru. Önce kendi işleri, bir dur bir karnımı yazıyor, doyurayım. Okuyor, bir dur şey. Bir elle yazayım. Zaten böyle laptop'tan yazıp mail atan candır. Bir de. Gerisi heyecandır. Bir de benim söylediğim 2009-2010, o zamanlarda da bu hangi laptop, hangi internet? Ya da hangi yazan hangi maili nasıl tutuşturacak falan, onlar biraz o zamanlar erkendi galiba. Yani tabii burada şunu da dikkatle izlemek lazım. Gerçekten bir kadro revizyonu ben de bekliyorum. Biraz bu anlamda takımı ateşleme adına deplasmanı, evet. Çünkü öyle ya da böyle. Igor Migor patlak yani. Ben de hani daha önceki konuşmalarımızda da söyledim. Mesut Başkan'la ilgili temaslarımızda da vurguladığımız, ya başkan bu tabii takım üzerinde ciddi bir baskı var. Hani Eskişehir maçını kazandık gibi görünse de tabii Eskişehir'in kadrosunun o anlamdaki, sen canlı seyrettin mücadeleyi. Evet. İlk yarı 3-0 mağlup durumunda kapatabilirdik. Müthiş şekildeki o hani son vuruşları yapamamaları sebebiyle aslında Bursa Spor'a bir artı yazdı. Yoksa siyahi oyuncular nasıl gidiyordu sağdan tabii, sağdan? Yani çok farklı olabilir. Evinde hani öyle çok yoğun taraftarın da yaşandığı bir maç hem Eskişehir hem de Altay'dı. Gözlemlediğimiz o, evet, Karagümrük'e karşı da bir taraftar vardı ama öyle bir baskı oluşturacak taraftar yoktu. Bir de o Karagümrük kendi evine uzaktı. Karagümrük arada, şimdi bir de tabii ayrı da bir noktaya geldi. Bütün biletleri Bursa Spor taraftarı yine tüketmiş. Hı-hı. Esenyurt'ta, onu da söyleyelim. Bizden bilet istiyorlar ama bizim öyle bir şansımız yok. Zaten Bursa Spor taraftarı bile kendi içinde, ben gideceğim, kendimiz sen gideceksin. Bilet alıyoruz, buradan yapıyoruz yayını. Evet, timsah saati var değil mi bu hafta? Timsah saati saat 16.30. Cumartesi. Ne yapıyoruz? Bilet. 16.30'da maçı bitiriyoruz. Buradan yazılarımızı yazıyoruz. Hop salona. Saat 8'deki. Ne var salonda peki? Anadolu Efes maçı var. Frutti Ekstra'nın, Bursa Spor'un, Anadolu Efes. Çok güzel bir maç. Yeni bir rekor kırılır mı? Biletler kapalı kişi olur mu az sonra? Olur. Kombineler bitti. Bu arada İzzet
Türk Yılmaz'ın, şöyle de not aldım bugünkü görüşmelerimde, o oynama durumu zor deniyor. Çünkü antrenmanda ayak bileği burkulmuş. Of, ve o nedenle sakatlık. İşte ama orman maçı öncesi. O nedenle Orman Ankara deplasmanında oynayamadı. Pota altında çok büyük sıkıntı çektik. Ona rağmen Olesen'in 17 ribaundun 9'unun da hücum olduğunu bir kez daha buradan vurgulayalım. Maçı da çok dikkatle izledim. 17 sayı geriden gelen Bursa Spor hazır basketle açılmış diye de araya şey sokuyorum. Serpme. Tabii zaten biz Bursa Spor'la aynı saatte olan Tofaş'ın Türk Telekom maçına gidemedik. Biri 4.30'daydı, biri 5.30'daydı. O da çok çekişmeli geçti ama tabii. Hocanın basın toplantısı biterken maç bitmişti. Evet. Ama skordan takip ettik. Ve Tofaş'ı da kutluyoruz. Şu anda Tofaş'ta 4-3, Bursa Spor'da 4-3. Sadece Efes'in bir kaybı var, o da 4-3. Bu hafta Bursa'ya gelecek olan. 4-4 yapan tek takım. Fenerbahçe ikisi 4-4 yapan ilk iki sırayı alıyorlar. Bursa Spor'da barajda 6. ama hedef playoff zaten. Tabii 4-3. 4-3 müthiş abi. Tabii bu hafta daha zor bir rakip var. Zor rakip ama göre herkes. Şunu da söyleyelim. Real Madrid taraftarlarının bazıları İstanbul'da kalmış olabilir. Yanlış bakmadıysam Perşembe akşamı Anadolu Efes Real Madrid maçı var. Öyle mi? Ben olsam kalırım abi. İki gün daha İstanbul'u gezerim. Tabii. Yani param varsa. Ben turu şirketlerinin elinde olsam çok güzel bir paket program hazırlarım. Paket bağlamıştım yani. Sen de zaten bir turizmci girişimciliği var. Var ben bir girişim hareket. Evet ama Mesela öyle hocam, değil mi? Ben abi, Efes'in güzel bir maç olsun. Fırsat. Hatta ben. Hem de İstanbul'da. İstanbul'da Efes kazansın ama uzatmaya gitsin maç falan dermiş. Peki. Hani daha çok yorulsunlar. Kupada var ya 120 olsun 120. Şaka bir yana tabii canım. Yani bu espri olarak söylüyoruz. Yoksa Avrupa'da kadro takımlarımız anlamında bir fark var ama tabii o kadrolar maçı kazanmıyor. Geçtiğimiz yıllarda da Tofaş'ın Fenerbahçe önünde burada hakikaten sürklase ettiği bir maç seyretmiştik. Tabii, gene aynı kadro. Müthişti yani. Euroleague kadrosuyla mücadele tabii ediyorsun ya, ama. Tabii kenarda hoca 10 hale girdi. Obradovic kral tabii, dedikleri adam. Şeyi hiç unutmuyorum. Ne denir? Taktik tahtasını kırdı. Kırar. Çünkü onun yedekleri var. Muhtemelen. Çünkü o tür hocalarda yardımcı antrenörler işi bilirler. Herkes ve yedek çantaya bir tane koyarlar. Bazıları da bilerek yapar onu biliyor musun? Tam böyle oturtturur. Şey olsun diye. Yere vurur böyle. Biraz çünkü onu yere vurduğun zaman teknik faul almıyorsun. Elinden düşmüş gibi oluyor. Ha evet. Bir de motivasyon gereği mola de olur. Mola ya. Motivasyon. Bir de motivasyon da olur topçulara. At bakayım sahanın ortasında tekniği yiyorsun mu yemiyorsun mu? Basket evde, futbol dışarıda iyi denk geldi demiş Metin Hoca. Bence de. Evet ama bu işte milli aradan dolayı oldu. Kasım'daki milli araya kadar sanki böyle gidiyor. İçeride dışarıda umarız maçlar çakışmaz ama Bursa Spor Kulübü bu konuda hem Futbol Federasyonu hem de Basketbol Federasyonu'yla sürekli maçların çakışmaması için temas halinde. Özellikle iç sahada bu yaşandı. Taraftar desteğinden mahrum kalmak istemiyor gerçekten. Yani Anadolu futbolu bilemem ama basketbol anlamında gerçekten önemli. Aynen. Anadolu Efes düşünsene abi basketbolcunun durumunu. 30 maç oynuyorlar Euroleague'de. 30 da Türkiye Ligi'nde 60 maç. Kupayı saymıyorum. Bu arada Türkiye Kupası da şöyle bir şey. Ligin ilk yarısını ilk 8'de bitiren basketbol takımları Süper Lig'de kupada. Kupaya direkt katılıyorlar. İlk tur kura çekiminde eşleşiyorlar ve ev sahibi takımın futboldaki gibi tek maç ev sahibi takımın evinde oynanıyor ve o maçı kazanan takım dörtlü finale kalıyor. Dörtlü finalden sonra tekrar kuralar çekiliyor ya da onların bir şeyi var işte. Şubat ayında galiba Final Four olarak yeri daha sonra belirlenecek bir merkezi oynuyorlar. Buradan da koy oraya bir 5 maç. Adamlar nereden baksan 30-30-60-70 maç yapıyorlar. Kupasıyla, şuyla, buyuyla. Yürek mi dayanır? Bazıları biliyorsun Salı Cuma oynuyor. Tabii. Çift maç haftalarında. Bu adam şimdi Perşembe akşamı Efesler maç yapacaklar. Gidip evlerine yatacaklar. Cuma sabahı kalkacaklar geç. Muhtemelen hoca oraya idman koymaz. Otobüse binip Bursa'ya gelecekler. Tofaş Spor Salonu'nda bir şut idmanı, ter idmanı. Yatacaklar. Belki sabah bir şut daha koyar hoca. Genelde öyle oluyor. Öyle yapıyorlar. Kısa bir şut oluyor maç sabahı. Sonra adam maça çıkacak abi. Yani ben İdmanın şeyde yapacak, maçta yapacak. Tabii ben kendime bakıyorum da yani oradaki oyuncu tercihleri biliyorsun Avrupa'da daha çok yabancı oynuyor. Tabii. Efes. Burada zaten sınırlama var. 5 yabancı. Kimyalar tutmuyor. Bence bu Avrupa dönüşü takımları biliyorsun zaman zaman işte Efes nasıl sürpriz yenildi? Sürpriz yapabilir. Tek şut bandırma. Tabii. Sürpriz yapabilir gene sonuçta. Bak bu arkadaşlar Bursa Spor'un ve Tofaş'ı ayrı söyleyeceğim. Bursa Spor'un Efes, Karşıyaka, Fenerbahçe. Bu üç takıma yenilmeleri gayet doğaldır. Ben buna zemin hazırlamak için söylemiyorum. Kadro farkı çok büyük. Kadro derinliği muhteşem arada fark var.
Yani kazandığın tamam zamanki coşkunun ne kadar daha artması gerektiğini ifade ediyor. Evet. Yani bu 3 maç ama Bursaspor taraftarı Efes bir sene eski Anadolu Efes'e. Anadolu Efes'e yenilecek diyor, salonu boş bırakmaz ki. Tabii. Biletler satışa çıktı zaten. Hayatta Bursaspor taraftarı zaten oraya doldurur. Bir de saati çok güzel. Cumartesi 8'de. Tofaş'ta deplasmana gidiyor. O anlamda. Ona da başarılar dileyim. Başarılar tüm takımlara tabii yani. Final Spor'a, Gemlik Spor'a, ikincilikteki Geçit Spor'a, onlar da büyük işler yapıyorlar. Gerçekten takdire şayan hepsinin özellikle. Büyükşehir Bayan Basketbol takımına. Onlar da güzel. Nilüfer Belediyesi. Osman Gazi Handball'a. Voleybol, Nilüfer Handball, bayanlar voleybol biliyorsun. Erkekler bu hafta mı başlıyor Büyükşehir Belediyesi erkekler Efeler Süper Ligi'nde? Evet, onlar da başlıyorlar. Onlar da tabii şimdi ilk defa mücadele edecekler. Evet, bu ligde. Süper Lig bazında erkeklerde. Tabii. Kızlarda Avrupa şampiyonu oldular. Challenge Cup'ta. İyi takımlar gelecek. Onları görüyoruz ve göreceğiz. Hepsine başarılar diliyoruz. Yani evet, İnegöl ve Karacabey'i de unutmayalım tabii. Unutmayalım tabii. Onlara da başarılar. Tabii süper amatörler de başladı. Onlara da tebrik ve takdir hepsine edelim. Hepsine abi yani şimdi Bursa sayarsak program Bursa bitmez. Kaan bizi kovalar. O yüzden evet, artık zaten gözümün içine baktı. Bu demek oluyor ki artık hadi yavaştan. Kaan niye saklanıyorsun orada? Bak monitörün arkasında duruyor. Ben de göreyim abi o gözleri. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Serkan abi eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi unuttum mu diye bakıyorum. Hayır. İşte cumartesi timsah saati 16.30. İnşallah Allah izin verirse buradayız. Buradayız. Sonra basket ardından salondayız. Kaçacağız. Sonra da önümüzdeki hafta işte pot altının başlayacağı günü daha sonra ilan edeceğiz ve saati inşallah. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Süper Futbol'un sonuna geldik. Serkan Yetişmişoğlu ile birlikte bugün gene derinlemesine hem Süper Lig'den hem Şampiyonlar Ligi'nden, basketboldan, futboldan, Bursaspor'dan, İstanbulspor'dan. UEFA'da da perşembe maçları var. Onlar da başarılı. Konuştuk. Gidelim. Evet, Türk takımlarımızı da tebrik edelim. 3 takım daha var. İnşallah artık galibiyetler serisi bekliyoruz. Türk futbolunun A milliğinin yakaladığı çıkışı kulüp takımlarından da bekliyor. Yoksa yakında şampiyonumuz direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamayacak, eleme oynayacak. Evet, Avrupa'yı bile almayacaklar bize ya neredeyse. Yok abi alıyorlar da aşağıdan başlatıyorlar. Efendim hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.